Arkadaşlar merhaba. 27 Eylül Cuma ABD Belmont Etnik Akvaryum'dayız. ABD'de 9 koşuluk bir program var. 20.05'te başlıyor. Birinci altı denen ilk ayağı 3 karı dişinin izine mahsus bir maiden koşu. 1300 kumda start alacak. 6 isim koşmasına rağmen zor bir koşu. 90 bin dolarlık bir maiden koşu toplam ikramiyesi. 2 numaralı Back to Gridlock'la başlayacağız. 580 gün müydü? 512 gün sonra aradan saldan sonra start alıyor ama Chet Brown antren ettiği bir isim. Nyquist yavrusu Chet Brown'ın bu ismi hazırladığını düşünüyorum. Fazla kullan. Bir numaralı Cowgirl Charm. Gridlock yavrusu. Brad Ortiz Jr. ile start alacak. Bu da Fletcher'ın antren ettiği bir isim. 5 numaralı Fashion Victim Tapiti yavrusu 475 bin dolara satın alınan bir isim. Chet Brown'un antren ettiği diğer bir isim. Loving Pride'e start alıyor bugün ve 6 numaralı My Magic One Gunrunner yavrusu John Velasquez'de start alıyor. Yazmadığımız iki isim kaldı. 3 ve 4. 3 bütçeniz müsaitse ekleyin derim. Intuitive Chip yavrusu Dylan Davis'de start alıyor. 1 milyon 350 bin dolara satın alınan bir isim. 4 numaralı Refuse to Lose son iki startında 23 boy 18 boy gibi kötü sonuçlar elde etmiş. 14 Ağustos ve 17 Temmuz'daki yarışlarında 2 1 5 6 3 yazılması gerekiyor. 4 numaralı pencere bırakmamak yazabilirsiniz diye düşünüyorum. İkinci koşu 3 kare gizlere mahsus 1200 şimdi bir satış koşusu. Burada da 13 numaralı Raging Rod Ortiz Jr. tek olur gibi gözüküyor kurgulamama göre. 40 bin dolarlık bir satış koşusu, 5 bin dolar toplam ikramiyesi var. 13 numaralı Raging buradaki rakiplerinden Forward Move'un önünde. 100 metre çimpisten kumandan son startında 18 Ağustos'ta. Son anda yakalanarak baş farkıyla ikinci oluyor. Favori olduğu koşuda. Kariyerinin 4 startında da 4'ünde de favori çıkmış bir Practical Joke yavrusu. Önceki startında Maiden koşuyor. Üst grup bir Maiden koşuyor. 1200 kumda ıslak zeminde kazanan bir isim. Bugün bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Üçüncü koşu bir satış koşusu. Üç kar İngilizlere mahsus. 1300 kumda start alacak koşu. 40 binlik bir satış koşusu. 65 bin dolar. Toplam ikramiyesi var. 8 numaralı Secret Rules'la başlayacağız. Kariyerinin son startını 1200 kumda 1.11.74 ile kazanmış. Aynı koşuda ikinci olan Dangerous Ride. 2 numaralı düşünüyorum. Çekiyorsunuz arkasından. İkinciliği var. Aynı koşuda dördüncü olan iki numaralı Groving var. Bu da bu seneki tek startı fazla yıpranmamış bir isim. 7 numaralı Square Creek yetişildikten sonraki ilk startı. O da önceki startında bir satış koşusunu 1400 kunda 24-12 ile 3,5 boy farkla kazanmış. Müsaitse 1 numaralı Dutch Dollar yazılabilir. Bu ayakta Jose Gomez'de ilk önce startında satış kursunu 1.16 kazanan bir isim. Geldik 4. koşuya. İkinci hafta yani ilk ayağı 21.33'te start alıyor. Bir maiden satış kursu. 3 kare izlere mahsus. 1.700 şimdi start alacak. 40 bin dolarlık bir satış kursusu. 5 bin dolar maiden satış kursu. 5 bin dolar bir tanesi var. 4 numaralı Make Your Moment'la başlayacağız. Dylan Davis'le start alacak olan bir isim. Daha sonra ekürlerden 13 numaralı Neptune Beach koşu kullanırsa start alacak olan bir isim. Judge Rules son startında bir ikinciliği var. 1700 şimdi. Aynı koşuda üçüncü, bir boy farklı üçüncü olan 9 numaralı Charming için var. Jojo'nun arkasında. 7 numaralı Kattani Robin Pryor'la önceki start var. 1700 şimdi. Beşinci koşu bir şartlı koşu. 3 kare İngilizlere mahsus. 1200 şimdi start alacak. Koşu 92 binlik bir şartlı koşu. 2 numaralı Dancing Greensay ile başlayacağız. Son startında 190 binlik bir şartlı koşuda Kentucky Downs'ta 31 Ağustos'ta 1200 şimdi bir ikinciliği var. 7 numaralı Final Verdict. Önceki startında 1.21 ile kazanan bir isim. Son startında 1.23 var.
aynı pist ve mesafede. 8 numaralı Alexis Zorba, Rod Ortiz Junior'la 3 koşulardan bir koşuya geliyor nispeten. 4 numaralı Scarlett Spot, Bono Franco ile önceki startını biliyorum. Boy farkı son anda yakalanarak 3. oluyor. 1100'ünde 1 numaralı Rough Draft son startını 1100'ünde 1.01.88'de kazanan bir isim Luis Rivera Junior ile start alacak. Koşu kumandırsa 11 numaralı diye dikkat. Jockey'i daha sonra açıklanacak olan bir isim. 6. koşu, bir maiden koşu, 2 yaşlı İngilizlere mahsus. 1600 koşu, 90 bin dolarlık. Üst grup bir maiden koşu. 2 numaralı sporcunun da başlayacağız. Son startı bir ikinci var. 1600 kumda 100 binlik maiden koşu da kendini kalmışsın. Startı da bugün. 5 numaralı Predator, Intimacy yavrusu Chad Brown'un antrenettiği bir isim. Flavio Pereira startında 725 bin dolara satın alınmış bir isim. Kariyerin ilk startında 1200 kumda bir üçüncülüğü var. 6 numaralı klasikist John Velasquez'de start alır. O da kariyerin ilk startında 1200 kumda bir üçüncülüğü olan bir isim. Predator'un antrenettiği bir Curling yavrusu. 4 numaralı Sovereignty Junior Alvarado ile koştu son isim. Geldik 7. koşuya. 3 kare dışı İngilizlere mahsup 1600 kumda. Bir şartlı koşu. 80 bin dolarlık bir şartlı koşu. 2 numaralı Go NY Go ile başlayacağız. Kariyerin ilk startının favori olduğu maiden koşu. 1670 kumda bir şekilde 65'te kazanan bir Nyquist yavrusu. Darwin Davis ile startı 4. 4 numaralı Norita. Önceki startın maiden koşu. 1680 startı. Bu andan yarışı 1.37.36 ile yaklaşık 1 boyut kazanıyor. Favori oldu. Maiden koşu. Sonra Wim Pryde start alıyor. 5 numaralı Miss City Girl. Son startlık favori oldu. Maiden koşu. 3 boyundan biraz fazla bir farkla 1600 kumda. 1.39 start kazanıyor. Joel Rosario ile start alıyor bugün. Ve 3 numaralı da 5-2 Ricardo Santana Jr. ile son startı. 1.2. var. 1400 kumda. Lütfen yükselse 1 numaralı da Brown Sugar Babe. Son startı yaklaşık 5 boy farkla 1670 kumda. 1.37 ile kazanan bir isim. Geldik 8. koşuya. Uçukların İngilizlere mahsup 1821 Stakes koşu. 105 bin dolar toplam yükselmeli bir Stakes koşu. Burada da 6 numaralı Cityman'le ekürü olan 3 numaralı Dakota Gold. Tek olarak önümüzün isim Dakota Gold. Gold 1700 şimdiki son starttaki 200 bin Black Belt koşuyu. Bu farklı da olsa kazanıyor. Cityman'in 3. olduğu koşuda ekürü sistemi. Dylan Davis'e kazanan koşu. Genel Joker'e start alacak. Koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Geldik son koşuya. Maiden satış koşusu 1700 şimdi. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu yine. Koşu 50 binlik bir Maiden satış koşusu. 70 binlik bir koşudan çıkan isim olursa start alacak olan 10 6 numaralı Paraiba Blue ile ekül olan Ona Summer Day var. 1 numaralı ilk sırada. Yani verdiğim isim. 3 numaralı Lotus Pedal Turist yavrusu Rat Ortiz Junior ile start alıyor. 5 numaralı West California kendini Karmuş'la start alacak olan bir isim. 3 numaralı koşulardan bir koşuyla nispeten. 10 numaralı South Street Lamin Pai'la 7 numaralı Early On Eric Kensel'la bu koşuyla şans verdiğim isimler. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu birinci altılı Ganyan ilk ay 20.05'te başlıyor. 2 numaralı Back to Grid var. 1 numaralı Cowboy Chan. 5 numaralı Fashion Week'ten. 6 numaralı My Magic Band. 3 numaralı Strategic. 2. koşu 13 numaralı Raging. Tek olarak gözüküyor. 3. koşu 8 numaralı Secret Wars. 3 numaralı Dangerous Ride. 2 numaralı Growing. 7 numaralı Secret Break. 1 numaralı Dots Dollar. 4. koşu 2. altı Ganyan ilk aya 4 numaralı Make Your Moment, 1 numaralı George Rose, 10 ve 9 numaralı Charming Chin ve 7 numaralı Kattani. 5. koşuda şurada bir numara eksik kalmış, hemen düzeltelim. 2 numaralı Dancing Green K, 7 numaralı Final verdik, 8 numaralı Alexis Zorba, 4 numaralı Cigarette Boat, 1 numaralı Rough Draft ve koşu kullanırsa 6. koşu 2 numaralı Spurgeon, 5 numaralı Predator, 6 numaralı
asist. 4 numaralı Sovereign'di. 7. koşu 2 numaralı Bo NY. Bo 4 numaralı Nolita. 5 numaralı Missy. 3 numaralı Five to Two. Ve 1 numaralı Brown Sugar Bay. 8. koşu 3 numaralı Dakota Gold. 6 numaralı Stimeli. Birisi koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Son koşu da 1 numaralı Orası Summer Bay. 16 numaralı Ekri. Paraya var. 3 numaralı Lotus Pedal. 5 numaralı Mets California. 10 numaralı South Street. 7 numaralı Ölüm. 10 şans verdiğiniz arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum.